İç Anadolu bölgesinin sanayi kenti Konya'da faaliyet gösteren Duray Dalılar Şirketler Grubu bünyesinde Duray Dalılar Sarraf ve Kuyumculuk, Duray Dalılar Yapı Üretim ve Massiva Metal firmalarını barındırmaktadır. Şirketler grubunun lokomotifi konumunda bulunan Duray Dalılar Yapı Üretim, kurulduğu günden günümüze Konya'ya en güzel ve en estetik yapıları kazandırmaya başlamıştır. İnşaat sektörüne 2004'te falan girdim. Konya'ya yakışır projeler üretmeye çalışıyoruz, iddialıyız. Sanayide imalatımız var, otoparçalar yapıyoruz, sulama borularının yan parçalarını yapıyoruz, 12 yıllık bir firma, güzel ciddi bir firma. Kuyumculuk var, kuyumculukta 14 sene falan oldu, ciddi bir çalışıyoruz. Marka içinde olan bir hastalık, inşaatları harbiden severek yapıyorum, sanayi de öyle, kuyumculuk da öyle, ciddi ciddi çalışıyoruz, marka peşindeyiz. Projelerin de en güzelini Konya'ya yapmaya çalışıyoruz. Altyapısını sağlam yapmaya çalışıyoruz. Kalıcı yapmaya çalışıyoruz. Yani malzemeden hiçbir şekilde kaliteden taviz vermiyoruz. Duray Dalılar Yapı, ilk günün heyecanıyla başladığı tüm projelerde kaliteden ve estetikten ödün vermeden onlarca projeye imza atmıştır. Özellikle Konya'nın Meram gibi en nadide semtlerinde harika villalar üreten Duray Dalılar Yapı, Konyalılara en güzel yaşam mekanlarını sunmuştur. Yapsat benimki, kooperatif yok. 12 katlı, 10 katlı, 9 katlı, 8 katlı binalar yapıyorum. Şimdi Karaman'a ayrıca yeni bir projemiz var. Kule halinde, 10'ar katlı onlar, 6 mağaza. Çok güzel, inşallah 15 güne kadar projeleri de çıkacak. 3 boyutlu görünümleri çıkacak. Burada da projelerimiz, burada belli zaten. 8 kat, 10 kat aynı. İçi full, perdelerine varıncaya kadar, işte jacuzzi banyoları, ne bileyim angastralar falan. Beton taşına yapıyorum şimdi. Son yaptığım binalar öyle. Alttan ısıtma, Konya'nın alışık olmadığı bir şey. Ama bayağı alıştı. Bütün dairelerimde öyle yapıyoruz. Amacımız hep kaliteyi de geliştirmek. Daireleri ben 200 metre falan yapıyordum. Fakat vatandaş yavaş yavaş zorlandığını hissettiğim için dairelerin 160 metrekare, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 hepsinden yapıyorum. Vatandaşın bölüm bölüm yani 2 artı 1'leri yeni evlenenler için, işte bir hanım, bir bey kalmalar falanlar için o şekilde bir projelerimiz var. Şu anda da uygulamada hareket halinde çalışıyoruz. Firmanın prensiplerinin başında gelen müşteri memnuniyeti, estetik ve kalite odaklı hizmet anlayışı, kurumsal anlamda Duray Dalıları her gün daha da geliştirerek Konya'nın en önemli markalarından biri konumuna getirmiştir. Şimdi mesela binanın iç boyasını eskiden saten boya yapıyorlardı, milletin alışık olduğu şeyler. Ama şimdi değişik değişik boyalar, kağıt üstü boyalar, dolarla, metrekaresi 10 dolara boya yapıyoruz. Yani çok farklı farklı kalite mallar gelmeye başladı. Eskiden bunların çoğunu arasan da yapmak istesen de bulamıyordun. Ama şimdi istediğin mermeri bulabiliyorsun, graniti bulabiliyorsun, fayansı bulabiliyorsun. Kalite bakımından diyorum ya. Çok farklı yönde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Ya malzeme noktasında sıkıntı yok. Yok. Uygulamada sıkıntı çekiyoruz. Ya tam bir profesyonel bu işi yapan çok az mesela. Fayansta olsun, yani bu ince işlerde şeyde olsun. Alçıda olsun ama şimdi güzel güzel elemanlar yetişiyor. Çünkü öyle olmak zorundalar. Müteahhitler eşi kalitenin peşine düşerse uygulamada da mecbur onlar da artık eskisi gibi değil. İddialı yapıyorlar, güzel yapıyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Bir de işimizi kolaylaştırdı yani kalite bakımından. Duray Dalılar Yapı çok kazanmanın ötesinde en güzeli üretmeyi benimsemiş ve yaptığı tüm işlerin hep arkasında olmuştur. Kalorifer tesisatım 20 yıl garanti işçiliği var. Borular 50 yıl zaten, herkes böyle. Çatısını da vatandaşa 20 yıl garantisiyle veriyorum. Çeşme malzemelerinin garantisi, işçilikte dahil 20 yıl garanti veriyorum. Vatandaşın durumuna göre kimseyi bankaya göndermemeye çalışıyorum. 7 yıl, 5 yıl, 4 yıl ne istiyorsa o imkanları da sağlıyorum.
haksız rekabet bana göre vatandaşın tam bilinçli olmadığında. Yani kaliteyi nasıl araştıracağını bilemediğinde. Vatandaş kaliteye üzerinde gittikçe her sektör kendini yenilemek zorunda. Güzel kalite bir şeyler yapmak zorunda. Mesela 200 metrekare daireyi ben 170 milyardan aşağı versem zarar ediyor. Adam 110 milyara satıyor. Aynı daire ama kalite farkı var, vatandaş onu iyi ayırt edemiyor ama eskisi gibi diyor, şimdi güzel. Vatandaş bilecek, sadece benim bilmem yetmiyor ki. Yaptığın iş kalite yaparsan belki yavaş yavaş yol alırsın ama yolun devamlı olur. O devamlılığı yakaladım. Benim dairelerim bu örneğini gösteremezler. Bak bu kadar da iddialı konuşuyorum. Hala da proje peşindeyim. Mimari peşindeyim. İtalya'dan nasıl getirebilirim, ne bileyim Hollanda'dan nasıl getirebilirim veya kendimiz 5 tane mimarla çalışırım ben, tek değil. Nasıl güzel proje üretiriz, onun peşindeyim yani. Ama iyi bir yere doğru da gittiğime inanıyorum. Yaptığınla kalmayacaksın ya. Ne yaparsan yap. Bir insan kendini yenileyemezse yaptığı işi de yenileyemez. İnşaat sektöründe söylediğim gibi hep daha iyi, daha iyi. Sanayide de enjeksiyon makinesinde bayağı bir iddialı firmayız. Şu anda görüşmelerimiz de var. Konya'da 1100 tonluk enjeksiyon yok. Biz onlar aldık. Üçüncü aydan sonra onlar gelecek. Otoparçalarında da iddialıyız. Sempa'dan falan iş alıyoruz. Almanya'dan iş almaya başladık. Söylediğim gibi hangi işi yaparsan hep yalvarıyorum. Daha iyi, daha iyi. İyinin sonu yok. Benim gönlümden geçen hep şu. Keşke diyorum bu Türk milleti daha çok çalışsak. Daha çok çalışsak, daha çok çalışsak. Bu eksiğimiz var. Bana göre bilmiyorum da Türkiye'nin %3'ü, %4'ü zor mu çalışıyorum ben. Mesela şunu diyorlar, iş yok. Ya gazeteye veriyoruz, iş bulamıyoruz, işçi bulamıyoruz, iş yok diyor. Parasını az diyor, iyi kardeş parası az ama gidip kahvede oturuyorsun. Çalış kendini göster, bir iyi para veren bulur sana. Ya Türk milletinin daha çok çalışması istiyor. Duray Dallar Şirketler Grubu'nun bir diğer firması olan Duray Dallar Sarraf ve Kuyumculuk, 1993'ten bu yana Konya Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda hizmet vermektedir. Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Duray Dallar Sarraf ve Kuyumculuk, Konya ve çevre ilçelerinin altın, pırlanta, takı, saat ve özel tasarım ziynet eşya ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan firma, ülkemizin en şık, en zarif, en nadide tasarımlarını Konyalıların beğenisine sunmaktadır. Kısacası Duray Dallar Sarraf ve Kuyumculuk, zengin ve gündemi takip eden çeşitleri, müşteri odaklı satışları ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek en güzel anlarınızda hep yanınızda olmayı misyon edinmiştir. Duray Dallar Şirketler Grubu'nun sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketi konumunda üretimler gerçekleştiren Massiva Metal Sanayi 1970 yılında kurulmuştur. Massiva Metal 1970 ve 2000 yılları arasında sanayi içinde cıvata ve otomotiv parçası üreterek ülke sanayisinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamıştır. 2000 yılında değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda üretim alanını farklılaştırarak basınçlı sulama boruları için saç ve alüminyumdan malzemeler üretmeye başlamıştır. Massiva Metal, 2008 yılında 1500 metrekarelik yeni ve modern fabrikasına taşınarak faaliyetlerine burada devam etmeye başlamıştır. Massiva Metal 1997 yılında Konya'da kurulmuş olan civata sektörüne hizmet veren bir firma olarak kurulmuştur. İhtiyaçların doğrultusunda yaklaşık 2 yıl kadar önce alüminyum enjeksiyon sektörüne geçmiş ve alüminyum sektöründe de şu anda Konya'da ve İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Akdeniz bölgesinde lider konuma gelmiştir. Massiva Metal şu anda otomotive hizmet vermektedir. Hedefimiz otomotiv sektörüne özellikle ağır vasıta ve binek araçların alüminyum aksamlarını üretip
kendimizi dünya çapında bir firma olarak tanıtmaktır. Massive Metal hem teknolojiye hem yatırıma hem de yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Bey'in katkılarıyla Konya'da çok büyük hizmetler vermektedir. Bu hizmetleri müşterimize kalite olarak, fiyat olarak, teknoloji olarak sunmaktayız. Modern ve teknolojinin son makinalarıyla üretimlerine devam eden Massive Metal, bugün tesislerinde otomotiv sektörü için mandal, bilezik, kelepçe, takım kelepçe ve segment üretimleri gerçekleştirerek gerek ülke piyasasına gerekse ihracatlarıyla ülke ekonomisine azımsanmayacak ölçüde katma değer girdisi sağlamaktadır. Şu anda biz ağır sanayiye fren körükleri, yani tır, otobüs, büyük çekici araçlara fren körükleri yapmaktayız. İkincisi küçük araçlarda da eski şu anda Mısır'a, Suriye'ye ve Almanya'ya 131 yani kuş serisi tabir ettiğimiz Şahin, Doğan bunların yedek parçalarını üretmekteyiz. Almanya'ya Zedek Lanförder şu anda EDR firmasına amatör parçaları üretmekteyiz. Onun projeleri geldi. Konya içinde ve Türkiye çapında tarım sektörüne büyük bir üretimimiz var. Bunlar traktör parçaları, ilaçlama makinelerin parçaları, yani alüminyumda üretilebilecek, aksam olarak kullanabileceğimiz hemen hemen bütün sektörlere hitap etmekteyiz. Bir de bizim kendi ürünümüz var, yani kendi markamız var. Bu kendi markamızda sulama grubu olarak hem saç bükme eğimi hem de mandal tabir ettiğimiz tarımda kullanılan kelepçe vazifesi gören mandal grubunu üretmekteyiz. İşte bu mandal grubunu üretirken Türkiye'deki belli başlı büyük firmalara mesela Hakan Plastik, Pilsa, Arılı gibi firmalara üretiyoruz ve bunların adetleri de aylık olarak 1 milyon adeti geçmektedir. Ama ağırlıklı olarak hedefimiz Türkiye çapında ve dünyada Massive Metal'in otomotiv sektörüne montajlı olarak parça vermesidir. ...2008 yılında ISO 9001-2000 kalite belgesi alan Massive Metal, kaliteli üretimlerini bir anlamda tescillemiştir. Şu anda ARGE çalışmamızda bizim en büyük hayallerimizin bir tanesi markalaşmak. Kendi ürünümüzü yapabilmek. Bununla ilgili birkaç tane projemiz var. Daha doğrusu benim projem var. Bu da özellikle yani Kazakistan, Rusya, Romanya o bölgelere hitap edebilmek. Kalıbıta peki. Benim onunla ilgili birkaç çalışmam var. O çalışmaları önümüzdeki günlerde inşallah gündeme getireceğiz. Ve ben Massive Metal olarak bunda iddialı olacağımıza inanıyorum. Şu anda çok büyük yatırımlarımız var. Özellikle 2011 yılı için spektrometre, yeni bir tane spektrometre, X-ray cihazı mesela Türkiye'de belli başlı firmalarda var. Hem alüminyum enjeksiyondaki döktüğümüz parçaların mikro yapısını görsel olarak görmemiz açısından bir X-ray almamız. En büyük hedeflerimizden bir tanesi yine dediğim gibi Türkiye'de belli başlı firmalarda olan 1100 tonluk makineyi alabilmek. Onun projesi çalışmaları bitti. Şu anda bütün çalışmaları, altyapılarını hazırladık. Bir onay aşaması geldi. O onay aşamasından sonra onu da alacağız. Bunun dışında tabii bunları yaparken ikinci bir ihtiyacımız doğuyor bizim. Yer sıkıntımız. Bu yer sıkıntımızı da işte devamlı yaptığımız bizim aylık mis toplantıları var. Bu toplantılarda aldığımız karar 2011'in sonu ve 2012'nin ilk 6. ayında 5000 metrekarelik bütün her şeyi bir çatı altında toplayabileceğimiz kapalı bir alana geçebilmek. Kısacası Duraydalılar Şirketler Grubu bünyesindeki firmalarla hem Konya ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır.